fırınımızı bir 180 dereceye ayarlayalım ve orada yavaş yavaş ısınmaya başlasın. 20 gram kadar yaş maya var burada. İlk yapacağım şey yaş mayayı hafif elimle şöyle parçalayacağım küçük bir kasenin içerisine. Bir su bardağı kadar oda sıcaklığında hatta birazcık böyle ılık gibi olan suyu içerisine transfer edeceğim. Mayayı çalıştırmak için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da toz şekeri içerisine ekleyip her şeyin başında buradaki mayayı şöyle küçük bir çırpma teliyle güzelce çırparak aktive etmeye başlayacağım. İyice erittik. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı eriteceğim. Şu birinci yemek kaşığı, şu da ikinci yemek kaşığı tereyağı. Isıtmak vesaire vesaire gibi derdim yok. Sadece erimiş bir kıvamda olması benim için yeterli. O yüzden altını kısıyorum ve şöyle pratik bir şekilde bunu böyle burada hızlıca eritiyorum. Genişçe bir kap alıyorum. 2 tane yumurtayı bu kabın içerisine kırıyorum. Aslına bakarsanız dediğim gibi basit bir tarif, her şeyi birleştireceğimiz derin bir kabın içerisinde tek başınıza bile çalışabilirsiniz. Tereyağı eriye dursun. Ben şu yumurtayı şurada hafifçe bir çırpacağım. Sarısıyla beyazını. Tereyağı da bakayım eridi. Sıvı kıvamda. İlk yapacağım şey buradaki yumurtanın üzerine bu mayalı karışımı transfer etmek veya yumurtayı mayalı karışımın içerisine koyabilirsiniz. Çok da büyük dert değil açıkçası. Sonra hafiften bir tur çırpıyorum. Arkasından erimiş tereyağını da bunun içerisine transfer ediyorum çırparak. Burada 2,5 su bardağı kadar un var benim klasik bardaklarımda. Onu da üzerine ilave ettikten sonra bunu bir çırpma teliyle şöyle güzelce çırparak karıştırıyorum. Burada sıvı, akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Eğer katı bir kıvamınız varsa, buradaki biraz fazla katı bir kıvamınız varsa bir şeyi birazcık fazla kaçırmışsınız demektir. O da muhtemelen undur. İyice çırpın. Elastiki bir kıvam arıyoruz. İşte gördüğünüz gibi şöyle, yani bunu elinize alıp yoğuramazsınız. Mutlaka ilave una ihtiyacınız var. Ama böyle çırparak elastiki bir halde muhafaza etmek bu işin doğrusu. Şimdi bunu mutlaka mayalamamız lazım. Ama bunu kendi halinde mayalayıp ondan sonra porsiyonlarsanız istediğiniz efekti asla alamazsınız. Bu sebepten dolayı bunu şu anda mayalayacaksınız. Ve bu kalıplar Şan Baba için özel üretilmiş olan kalıplar. Her yerde bulabilirsiniz. Artık süpermarketlerde bile, büyük süpermarketlerde bile bu tip ürünler satılıyor. Ortasında böyle bir deliği var ve etrafında çember var. Şey gibi düşünebilirsiniz yani, hani büyük kek kalıplarının minnoş hali gibi. Ama bu yoksa elinizde, böyle bir kalıp yoksa her türlü herhangi sevdiğiniz tarzda mesela şöyle bir kalıp da kullanabilirsiniz. Veya varsa böyle bir porselen, bir küçük hani bu tip şeyleri pişirmek olan şey, onda da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz çalışır. Sadece şekli böyle güzel olduğu için ben özellikle bunları kullanıyorum. Birazcık yağladım çünkü asla içerisinde ekstra bir şekilde yapışmasını istemiyorum bunun. Ve artık porsiyonlama işlemine geçebilirim. Bakın bir kaşık alacağım ve bir kaşık dolusu hamuru içerisine transfer edeceğim. Ve şöyle yaymaya çalışacağım gördüğünüz gibi. Diğer tarafına da aynı şekilde şöyle bir parça yayıp bu şekilde içini yaklaşık 2 kaşık hatta 2,5 kaşık kadar doldurmaya çalışacağım. Ortadaki boşluğu kendi haline bırakıyorum. O zaten pişince iyice şişecek ve tepeye kadar çıkacak. Hatta mayalanınca iyice şişecek ve tepeye kadar yükselecektir bu. Alın bir kısım şöyle koyun 1 kaşık kadar. Sonra dikkatli bir vaziyette bir kaşık kadar daha koyun ve şu çemberi tamamlayın. Kullanacağınız kalıp, her ne kalıp olursa olsun asla tepeye kadar doldurmayın. Çünkü bu bir misli mayalanacak. Yani bu yarısına kadar dolu olan şey tepeye kadar gelecek. O yüzden tepeye kadar doldurursanız mutlaka ve mutlaka kalıptan taşacaktır benden söylemesi. Şimdi bunu mayalamaya bırakacağız. Bir 40-45 dakika kadar kendi halinde mayalansın diye bırakacağız. Fakat üstünü şöyle hafifçe bir streç filmle kapatmanız tabii ki şart. Sadece şöyle üstünü kapatıyorum ve yukarıya doğru mayalansın diye bu arkadaşı burada kendi halinde bırakıyorum. 45 dakikanın sonunda bu içeridekiler üst taraftaki streçe yapışacak kadar yükselecek
ve onunla temas edecektir. 40-45 dakika içerisinde dediğim gibi bu arkadaşlar böyle iyice kabardılar. Bir kısım streçe yapışacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Şöyle olmasında hiçbir sakınca yok. Aralarını biraz açalım. Önceden ısıtılmış fırına direkt olarak atalım. Dediğim gibi 25-30 dakika kadar pişecekler. Burada 1,5 bardak toz şeker var. Açtım bunun altını. Ve üstüne 3 bardak kadar su ekleyeceğim. Tamam mı? Bunun içerisine sevdiğiniz esansların hepsini koyabilirsiniz. Bu düz bir şerbet. Mesela içerisine kakule koyarsanız acayip güzel kakule aromasını alacaktır tatlınız. Sevdiğiniz herhangi başka bir baharatı koyarsanız veya bir aromayı koyarsanız onun olağanüstü lezzetini alacaktır. Şimdi şerbet kaymasın. Şerbeti de karıştıralım da şeker çok dibe yapışmasın. Şimdi şerbet burada güzelce tıkırdamaya başladı. Altını kıstım ve tıkırdatıyorum. 3 ya da 4 adet kakule. Kakulenin içinde çekirdekler var. Esas aromayı, o sakızımsı güzel aromayı o çekirdekler veriyor. O yüzden yapacağımız şey öncelikle bunun böyle üstüne vurup içindeki çekirdekleri birazcık açığa çıkartmak. Makbul olan kısım çekirdekler. Şu üstündeki yaprak olan kısmı kullanmasanız da olur açıkçası. Ne kadar toz hale getirirsek getirelim. Bunlar birazcık böyle hani dişe gelir kıvamda kalır. Bunu engellemenin iki tane yolu var. Ya bir tülbentin içerisine koyacaksınız. Böyle bir saşe derler ona. Bir poşet gibi tülbentin içine koyacaksınız. O şekilde sosun içerisine batıracaksınız. Ya da şöyle bu hani çay yaptığımız kaşıklar vardır ya şunlar. Böyle açarsınız. İçine çayı koyarsınız. Sıcak suyun içine bırakırsınız. Bütün aromayı çıkartır. Aynı mantık. Bunun içerisine alacaksınız kakuleyi tohum olarak. Ve şurada hafiften tıkırdayan şerbetin içerisine şu şekilde bırakacaksınız. Bir 7-8 dakika bu böyle şerbetin içerisinde kalırsa 10 numara 5 yıldız vaziyette bütün aromasını şerbete bırakır. Vallahi mis gibi de hem kabarmışlar hem renk almışlar. Aşağı yukarı 51 saniyeleri var. Tamam işte 51 saniye oldu diyebiliriz. 25-30 dakika bunun için güzel bir süre. Fakat bunu fırından çıkarttıktan sonra hemen şerbete almamak lazım. Öncelikle şöyle yapalım. Bunlar hali hazırda sıcaklar ama yerlerinden çıkar vaziyetteler. Bak gördüğünüz gibi mis mis. Sizden isteğim direkt olarak şu olur. Tatlınız sıcak olacak ama kaynar vaziyette olmayacak. Şerbetiniz de ılık olacak yine soğuk vaziyette kalmayacak ki sıcak tatlı şerbeti böyle sünger gibi içine çeksin. Burada şu anda hafif kıtırımsı bir kıvamı var. Çektiği zaman şerbeti tamamen o böyle süngerimsi kıvam oluşacaktır. Şimdi az sonra size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şerbeti kaynattım ve iyice buradaki kakule ile aromalandırdım. Daha da kolay çalışabilmek için şöyle bir ayrı bir kasenin içerisine çıkartıyorum bunu. Halihazırda biraz evet fazla sıcak. Şu şöyle kenarda dursun. Bunlar da birazcık kendilerine gelsinler. Şerbet deyip servis tabağını dizeceğim. Üstüne biraz krema, biraz da vişneli süsledim mi olay mükemmel olacak.